Şehirde Yaşam programından herkese merhabalar. Bugün Tunceli'deyiz. Yanımızda Sayın Valimiz Tuncay Soner var. Öncelikle kendisine hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş geldiniz valim. Çok teşekkür ederim. Asıl sizler Tunceli'ye hoş geldiniz. Ben öncelikle bizleri izleyen tüm vatandaşlarımıza sizler aracılığınızla Tunceli'den selam ve saygılarımızı sunuyorum. Evet, dilerseniz röportajımıza başlamadan önce sizleri biraz tanıyalım. Yaklaşık 15 ay oldu. Hem Tunceli'de valilik ve belediye başkanlığı görevi. Kendim adını alayım. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunuyum. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde kaymakam olduktan sonra 15 ay önce Kadıköy Kaymakamlığı'ndan Tunceli'ye göreve başladım. Peki, bir yılı aşkın süredir görevdesiniz. Bu süre zarfında acaba hangi başarıları imza attık Tunceli'de? Ya 15 aydır burada aynı zamanda belediye başkanlığı görevi de var. Biz önceki belediyenin yıllardır konuştuğu fakat bir türlü hayata geçirmediği projeleri 15 ay gibi kısa sürede hayata geçirdik. Tabii bu projelerin hayata geçirilmesinde başta Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Bakanlarımızın çok büyük desteğini aldık. Yani şehrimizde bir kent meydanı yoktu. Bir kent meydanına kavuştu. Yeraltı çarşısında 85 mağazamız vardı. Kullanılacak gibi değildi. Viraneydi. Harika oldu. Esnaflarımıza vermiş olduk. Az önce gezdiğimiz yerler 15 Temmuz Şehitler Parkı'nın adını koyduğumuz yer viraneydi. Bakımsızdı. Şimdi yürüyüş yolları, bisiklet yolları, vatandaşlarımızın hoşça vakit geçireceği yerler hale geldi. Yine 78 dönüm alana millet bahçemizi, millet kıraathanemizi, seyir teraslarımızı, iskelemizi, kır bahçemizi yaptık. Yine vatandaşlarımızın böyle hoşça vakit geçireceği yerler oldu. Yine bizim Cumhurbaşkanımızın adına bir hatıra ormanı vardı, bakımsızdı. Orayı da çok güzel bir hale getirdik. Yine vatandaşlarımızın böyle güzel güzel vakitini geçireceği yerler olmuş oldu. Mamaki Mavi Köprü Adası'nda yine bizim kıyı düzenleme projelerimiz Muzur Nehri ve Pürümür Nehri kenarlarında yaptık. 200 bin metrekare peyzaj alanı, yürüyüş yolları, kır bahçeleri, Boğaz Köprüsü'nün minyatürleri, şehrin girişinden 9 kilometre boyunca kaldırım çalışmaları, orta refüj çalışmaları, lale motifli aydınlatmalar, çay keyfi sokağı, sanat sokağı, yıllardır kazaların olduğu fakat bir türlü yapılmayan Demiroluk virajı şimdi harika oldu. Güvenli bir hale geldi. Yine bizim sokak hayvanlarımızla ilgili onların ağzı yok ki dili yok ki konuşsunlar. Türkiye'nin en modern, en işlevsel doğal yaşam alanlı hayvan barınağını yaptık. 500 kapasiteli. Şu an 402 köpeğimiz, 7 kedimiz, bir eşeğimiz ve bir kaza geçiren kurt, yaban kurdumuz var orada. Onların bakımını yapıyoruz. Tabii bunları yaparken bizim buradan başlıyorsunuz 14 kilometre boyunca yeni yollar açtık, yeni yürüyüş yolları açtık. Ana Fatma güzergahına, Ovaçık yoluna kadar vatandaşlarımız çok güzel sporunu yapıyor, yürüyüşünü yapıyor. Çoluğuyla çocuğuyla güzel vakit geçiriyor. Bunları yaparken biz tabii insana da dokunduk. Kahraman güvenlik güçlerimiz, teröristle mücadelede çok güzel işler çıkardı arkadaşlarımız. Jöhlerimiz, pöhlerimiz. Tabii Sayın İçişleri Bakanımızın büyük bize desteği var. Sayın Cumhurbaşkanımızın büyük bir desteği var. Huzur gelince Tunceli'ye turizmde hakikaten patlama oldu. Kültür şehri, turizm şehri. Biz vatandaşlarımız buraya gelsinler. Artık Tunceli eski Tunceli değil. Tunceli'ye gelen, Tunceli'yi gördüğü zaman diyor ki ya biz Tunceli'yi böyle bilmiyorduk. Bakın şu an Türkiye'de ilk kez akrobasi şampiyonası o da Tunceli'ye kısmet oldu. Tunceli'de ilk kez yamaç paraşütü şampiyonası ve akrobasi şampiyonasını yapıyoruz. İşte yamaç paraşütleri, flyboardlar, jet skiler, kanolar, gezi tekneleri, Venedik'e gitmeye gerek yok, gondollar. Yani bizim burada da Muzur Nehri üzerinde yapmış olduğumuz Mayıs ayında ilk defa Türkiye Rafting Şampiyonası vardı. Rafting Federasyonu Başkanımız Fikret Yardımcı ile beraber. Gençlik Spor Bakanlığımızın sağ olsun büyük destekleri var. Ve hatta bir müjde daha aldık. Bugün sabah aldık. Gelecek yıl 2019 Haziran'ında Tunceli Rafting'de Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. Ya bunlar güzel şeyler. Artık kışın Ovacık'ta kayak yapıyorsunuz. Yazın ilkbaharda, sonbaharda Muzur'da, Pürümür'de rafting yapıyorsunuz. Geçen yıl akşam 7'den sonra
vatandaşlarımız sokağa çıkmakta biraz tedirginken, biz bu huzur şehri olunca gece 1-2'lere kadar şu an herkes ailesiyle, çoluğuyla, çocuğuyla Tunceli'de ışıl ışıl o aydınlatılmış caddelerde böyle hakikaten yani güzel bir şekilde hoşça vakit geçiriyorlar. Yani şunu ifade etmek istiyorum. Geçen yıl yine 2017'de Tunceli'ye giren araç sayısı 720 binken bu yılın ilk 8 ayında 1 milyon 300 bini geçtik biz. Yani huzur olduğunda, güven olduğunda vatandaşlar rahatça geliyor. Tunceli'nin güzelliğini görüyorlar. 7 ilçemiz var. Güzel bir ekibimiz var. Jandarmamızdan emniyetimize kadar, başsavcımızdan adliye başkanımıza kadar, rektörümüzden MİT bölge müdürlüğümüze, kaymakam arkadaşlarımızdan, valilerimiz arkadaşlarımıza, kurum müdürlerimize kadar. Bu birlik ve beraberlik içerisinde milli takımı ruhuyla biz bu işleri devam etmeye çalışıyoruz. Tabii bunları yaparken de şehrimizdeki yetim, öksüz, şehit ailesi, gazi, engel olan vatandaşlarımız, yaşlılarımız tek tek evlerine ulaşıyoruz. Mesela hatırlanmak bir gün değil, her gün projemiz var. 2529 engel olan vatandaşımıza ulaştık. Yetim öksüzlerimiz var. 279 tane yetim öksüzümüze mektup yazdık. Mektubun sonunda annen ya da baban hayatta olsa ne isterdiniz diye sorduk. Kimisi piyano, kimisi muhabbet kuşu, kimisi kırmızı uçlu kalem ya da saç tokası. Hepsini aldık, her akşam evlerine götürdük, teslim ettik. Yani bir minibüs yaptırdık engelli vatandaşlarımız için. Bir anne kucağında engelli çocuğu Tunceli'deki hastaneye ya da Elazığ'daki hastaneye otobüsle minibüs ekmesine gerek yok. Bizim aracımız gidiyor, evinden alıyor, götürüyor. Günde 1000 vatandaşımıza sıcak yemek çıkartıyoruz. Evlerini temizlediğimiz yaşlılarımız var. Kuaförlerimiz var. Bayanlar için, erkekler için gidiyorlar evlerinde yaşlılarımızın işlerini, temizlik işlerini görüyorlar. Bakımlarını yapıyorlar. Yine İçişleri Bakanlığımızın başlatmış olduğu Biz Anadolu'yuz projesi Tunceli'den başlatmıştı. Ve Sayın İçişleri Bakanımız ve Tuncelili çocuklarımız kardeş illerimizden biri olan Afyonkarahisar'da kahvaltı programına katılmışlardı. Aydın, Denizli, İstanbul, İzmir, yani 1374 tane çocuğumuzu biz uçaklarla gönderdik. Lise sondaki yüzlerce öğrencimizi, yaklaşık 1000'i geçiyor, uçaklarla yine İstanbul'a, İzmir'e, üniversiteleri gezmeye gönderdik. Bizim amacımız burada okul öncesinden ta ölünceye kadar, mesela bebek oluyor, anneye çiçek, bebeğe altın ve bebeğin ilk 6 aylık malzemesini gönderiyoruz. Ölüm oluyor, Türk Hava Yolları ile anlaşmamız var. Türkiye'nin ya da yurt dışında bir yerde Tunceli vatandaşımız vefat ettiği zaman uçakla getiriyoruz. Köyüne gönderiyoruz, defin işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Yine bizim üniversite gençliği için bir festival olayı vardı. Biraz maliyet fazla geldi bizim için. 1 milyon üzerinde bir maliyet çıktı. Biz de dedik ki biz 1 milyon 848 bin lirayı Tunceli'de olup Türkiye'nin çeşitli yerlerinde okuyan Tunceli çocuklara burs olarak dağıttık. Bizde Muzur Üniversitesi var. Güzel bir kampüsü var. Hakikaten 10 yaşında üniversitemiz. Orada okuyan 1062 öğrencimize de yemek katkısı sunduk. Toplamda 6100 civarında öğrencimiz var. Bakın Tunceli'li ünlü golf hocalarımız var. Tunceli'de golfü sevdirmek için de üniversite kampüsünde golf sahası yapıyoruz. Sayın Dışişleri Bakanımızın büyük katkıları var. Tunceli'de yetişmiş iş adamlarımızın katkıları var. Bunları böyle Tunceli'ye getirerek çocuklarımızı, gençlerimizi daha güzel yetiştirmek istiyoruz. Rafting'de 4 tane kızımız milli takıma seçildi ve İtalya'ya gitti. Yani biz diyoruz ki rafting'de, kayakta, diğer spor dallarında milli sporcularımız çıksın. Tunceli huzur şehri, 7 ilçesiyle Pülümür, Nazimiye, Hozat, Çemişgezek, Pertek, Mazgirt, Ovacık, merkeziyle, köyleriyle, mezralarıyla, Muzur Nehri'yle, Pürümür'üyle, Tunceli'de sadece, Türkiye'de sadece Tunceli'de yetişen dağ sarımsağıyla tescilini yaptık. Çemişgezek'te Ulukale'deki dutuyla, Pürümür balıyla, organik ürünleriyle, hakikaten yöresel lezzetleriyle ve misafirperver insanlarıyla gelip, görünüp, yani bu doğal güzelliklerin yaşanılacağı bir yer. Bizler de sizlerin aracılığıyla
vatandaşlarımız gelsinler, bu Tunceli'nin güzelliğini görsünler. Tabii bunları yaparken ilk geldiğimizde işe bir de istihdamdan başlamıştık. Biz istihdam konusunda Türkiye'nin sonuncu iliydik. Oysa şimdi ilk ona girdik. Açtığımız tekstil fabrikalarıyla, özel çağrı merkezleriyle, işletmelerle 2500 vatandaşımıza aş ve iş verdik. Hatta orada yatırım yapmak isteyen vatandaşlarımızın, yatırımcılarımızın önünü açtık. Bedelsiz ahsa tahsis ettik. Öğlen yemeği çıkarttık çalışanlara, servis desteği verdik. Ve şu an bir tekstil fabrikamızda ilk defa Tunceli'den tekstilde ihracat başladı. Polonya, Almanya, İngiltere, Fransa, Rusya, Ukrayna'ya ihracatlar başladı. Geçen hafta da ta uzaklara Avustralya'ya ihracata başladı. Ünlü markalar buradan Türkiye'nin ve Avrupa'nın, dünyanın dört bir yanına dağılıyor. İş var, aş var, huzur var. Tabii bu bir ekip çalışması. Başta Sayın Cumhurbaşkanımızın katkısı, Sayın Bakanlarımızın katkısı ve milli takımı ruhuyla, el birliğiyle bu işleri yürütmeye çalıştık. Bizler size de teşekkür ediyoruz. Tunceli'ye geldiniz. Tunceli'yi dünyaya tanıttınız. Bu konuda katkı verdiğiniz için çok sağ olun. Sizlerin aracında tekrar çağrımız gelsinler, Tunceli'nin şu güzelliğini görsünler.